Bir izleyicilerimiz. Kişisel gelişim uzmanı, yaşam koçu Sayın Ahmet Köknar'ın YouTube kanalındasınız. Evet. ve ilk videomuzda Ahmet evet. Bey ile birlikte öncelikle tabii ki kitabını kutluyor olacağız. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Yepyeni bir kitap, yeni mesajlarla evet. izleyicilerin karşısındasınız. Evet. Evet. Ee, öncelikle isterseniz kısaca henüz sizi tanımayan izleyicilerimiz için e, Ahmet Kökler'i bir tanımış olalım. Çok mersi teşekkür ederim. Ben de sizler aracılığıyla kanalımızı izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Evet sizin de belirttiğiniz gibi kanalımız aracılığıyla kitaptaki duygu, düşüncelerimizi ve fikirlerimizi özellikle insanlarımızın yaşamış oldukları olumsuz bir yaşantılarında, beklentilerinde, başarısızlıklarında, sözlerimizin yetmediği, gidemediğimiz yerlerde kitabımızla ulaşmayı ve bu kanal vesilesiyle de tüm e, ekranları başında e, evlerine konuk olmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. İsmim Ahmet, Ahmet Kökdar. E, belirttiğiniz gibi yaşam koçu, kişisel gelişim uzmanıyım. E, ülkemizin dört bir tarafında eğitimler veriyorum. Özellikle devletimizin vermiş olduğu destek, te İB teşvikler krediyle alakalı. Bu eğitimleri verirken e, çıkmış olduğumuz yolda aslında esinlenerekten kitabımız ortaya çıkmış oldu. Çünkü insanlar bir arayış içerisinde e, hayatlarına mutlu olmak, başarılı olmak için uğraşıyorlar ama unuttukları çok şeyler var. Onları zaten kitabımıza ve ilerleyen e, zamanlarda süreçlerle belirteceğiz sizlerle beraber inşallah. E, eğitimler veriyoruz. E, bu eğitimlerle beraber insanların hayatlarına dokunuyoruz. Hmm. Daha sonra da e, elimizden geldiğince onlara yol göstermeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar e, binlerce insanın hayatına takıldığınız, evet. verdiğiniz seminerlerle girişimcilik konulu, e, devlet destekleri konulu evet. eğitimlerle evet. ama şimdi çok daha fazla insana ulaşacağınızı söyledik. 3 evet. e, maymunu biliyoruz. Evet. Görmedim, duymadım, bilmiyorum evet. ama siz Başka bir maymundan evet, daha bahsediyorsunuz. Evet, aynen. İsminden de yola çıkarak nasıl oluştu bu kitap fikri? Evet, e, biraz önce belirttiğiniz gibi e, yaklaşık e, 30 tane ilimize giderekten eğitimler verdik. Bu eğitimlerimizi insanlar kendini bulmak, arayış içerisinde, devletimizin vermiş olduğu desteklerle alakalı... E, herkesin bir hedefi var, herkesin bir hayali var, hayallerine ulaşması noktasında. E, buradan çıkarak hem örnek olmak için insanlarımıza... Bu da benim hayalimdi. Bir kitapla hmm. e, insanlara hayatına dokunmak anlamında. Evet e, dördüncü maymun olma dedik. Biraz önce dediğiniz gibi birinci, ikinci, üçüncü biliyoruz ama dördüncü ne? Ben dördüncü biliyorum. E, dördüncü nereden bulacağız? Nereden bileceğiz peki sizler ve insanlar, ekranlara başta bizi izleyenler? Kitabımızı okuyorekten ve bu videolarımızı izleyerekten. Dördüncü şimdi söylüyorum hmm. o zaman. Bu da bir e, ilk olsun. Dördüncü maymun hayatında yapacağı işlerle ilgili olarak başarıya ulaşmak için, sağlıklı olabilmesi için hep mazeret uyduran, hmm. kendisine yalan söyleyen insandır. Bakın dikkat edin tekrar ediyorum. Mazeret insanların kendine söylemiş olduğu en büyük yalandır. Bunu ben söylemiyorum. Buradan yola çıktık ve insanlar bir şey yapmak için hep bir Biz bahane de uyduruyor. Evet, galiba, evet, çok o evet. Kesinlikle, kesinlikle. Şunu yapamadım, bunu yapamadım, şu olmadı, bu olmadı. Yok çamur ebattı, yahva şartları kötüydü. E, Öğretmenin bana kız, elektrikler kesildi, sular kesildi vesaire 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 vesaire. Çoğaltabiliriz. Ama Dönüp bakıp şöyle aynaya ya ben nerede hata yaptım dememiz gerekiyor. Ben bütün eğitimlerimde ama bütün eğitimlerimde ilk başlarken anlattığım bir hikaye var. Paylaşmak istiyorum. O da şu. Diyorum ki sizler kalktığınızda ilk kiminle karşılaşıyorsunuz? Tabii ki çok güzel cevaplar alıyoruz. Annemle, babamla, eşimle, çocuklarımla. Varsa evinde evcil hayvanlara, evcil hayvanlarımla karşılaşıyorum. Çok güzel. Onlar da bizim hayatımızda olması gereken varlıklar nesneler, canlılar ki onlar olmadan hayatın anlamı da olmaz. Hmm. Yani sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Çünkü sevgi bizim için çok çok önemli. Bizi yaratan Rabbimiz Allah dünyayı sevgi üzerine yaratmış. Hayatı anlamlı kılma e, evet. isteği aslında biraz kesinlikle kesinlikle. Ve şey biz sabahleyin kalktığımız zaman evet o biraz önce saymış olduğumuz varlıklarla, insanlarla karşılaşıyoruz ama bir şey daha unutuyoruz. Bir şey daha atlıyoruz. O da ne biliyor musunuz? Kendimizi yani aslında biz kendimizle de karşılaşıyoruz. Ama kendimize karşılaşırken acaba kendimize böyle aniye bakıp merhaba nasılsın? Bak yine hayattayım. İyi ki varsın. Seni gördüm daha mutlu oldum. Sana da koskocaman günaydın diyebiliyor muyuz? Size bir şey itiraf edeyim mi? Kendimizi ihmal ediyoruz. Evet. Ben bunu her sabah yapıyorum. Harika. Ve bana sorduklarında şimdi bir sürü konu var. Moral motivasyon, liderlik, yöneticilik, kişisel gelişim, girişimcilik, Zaman yönetimi, kriz yönetimi bütün ama bütün her şey bizim için olduğu kadar insanların anlık olan moral bozuklukları da var. Ben moralimi kendime aynaya bakaraktan düzeltiyorum. Çünkü benim önce kendimi sevmem lazım. Kendime barışık olmam lazım. Kendimi seversem, kendime barışık olursam, kendime merhaba dersen herkese selam vermiş oluyorum. Yaşadığımız sorunun, sıkıntının anlık olduğunu, evet. bunun da geçeceğine önce evet. kendimizi inandırmamız, i̇nandırmamız gerekiyor. Çünkü, bir de şöyle bir şey daha var. Uyku ölümden uyanmaktır. Yani yarı ölüm demektir kalktığımızda. Eğer biz kalktığımızda uyandık ve hayattaysak önce şükretmemiz lazım. Yaşadığımız için, nefes aldığımız için, gördüğümüz için, duyduğumuz için. Çünkü dün geride kaldı. Düne, düne dair, dünle yaşanmışlar geride kaldı. Dünden dersler alaraktan, dünle alakalı kendimizi toparlayaraktan, hatalarımızdan ve bir o kadar da yaptığımız güzel şeylerden en güzel şekilde ders alıp Bugünü anı yaşamamız gerekiyor. Ve aynaya baktığımızda bak yine karşındayım. Yine seninleyim. Şimdi belki tanımadığım bilmediğim insanlara selam vereceğim. Belki bindiğim bir otobüse toplu taşımadaki şoföre selam vereceğim. Ya da mahallemdeki sokağımda yeni taşınan bir insana merhaba diyeceğim. Ya da okulumdaki ya da iş insanlara herkes önce merhaba diyeceğim. Dün geride kaldı. Düne dair ne varsa olumlu olumsuz hepsinden örnek almalıyız. Hepsini kendimize ders çıkarmalıyız ve anı yaşamalıyız. Artık yaşıyoruz. Aynada kendimizi görebiliyoruz. Gülümseyebiliyoruz, konuş konuşabiliyoruz, duyabiliyoruz. Ve evimizden dışarı çıktığımızda ya da evimizin içinde de olabilir. İnsanlarımıza merhaba anne, baba, eşinize, sevdiğinize ya da evinizde paylaştığınız insanlara veya tek de olabilirsiniz, tek de yaşayabilirsiniz. Ama telefonu alıp arayabilirsiniz. Merhaba diyerekten. Bazı şeyleri bekletmek gerekiyor. Yarın geç olabilir. Yarına ulaşamayabilirsiniz. Ne dedik? Dün geride kaldı. Anı yaşa. Şu anki ana konsantre olmamız lazım. Sizin ve benim şu anda yapmış olduğumuz gibi. Bakın ne kadar heyecanlı bir şekilde sohbet ediyoruz. Niye? Ben bunu daha önce yapmadım ki. Tabii ki yaptım. Siz daha önce böyle bir şey yapmadınız mı? Tabii ki yaptınız ama biz bunu ilk defa yapıyormuş gibi yapıyoruz. Ve çok önemli bir şey daha var. Yarınsa meçhul. Yarına ulaşmamız belli değil. Ama biz ne yapacağız? Anı yaşayacağız. Hep planlar yapıyoruz aslında. Hep gelecekle ilgili. Hep bir erteleme var. Sonra şunu yaparım. Şu olduğu zaman buna vakit ayırabilirim diyoruz. Ama kim biliyor? Ve biz bunu diyoruz ve dördüncü maymunu oynuyoruz. Ortaya bu çıkıyor. Kimse bilmiyor. Hep erteliyoruz. Erteledikçe zaman geçiyor. Zaman geçtikçe yaş gidiyor. Ve diyorum ki her sabah uyandığınızda dünyaya yeni uyanmış bir insan gibi hiç tanımadığınız veya tanıdığınız olabilir. O insana... Sevginizi söyleyin. Yarın geç olabilir. O insanı kaybetmiş olabilirsiniz. Sesini bir daha duymayabilirsiniz. Ne büyük pişmanlık. Kesinlikle. Bu. Zaten biz en büyük pişmanlığı ne zaman yapıyoruz? Ne zaman? Kaybettiğimizde. Kaybettiğimizde. Canlı veya cansız fark etmez. Hı. Ve genelde cenazeler Var kalabalık olur. Bir Formülü diyeceğim ama zaten anlattığımız bununla ilgili Daha fazlası evet, kitabımızda. Evet, evet. Ee, peki kitabın en önemli mesajlarından biri bu anda kalmak, anı yaşamak. Anlatmak dünle çok uğraşmamak. Çünkü dünle çok uğraştığımız zaman depresif bir hal alabiliyoruz. Evet. Geçmişte takılı kalabiliyoruz. Geleceğin nasıl geleceğini bilmiyoruz. Bu bir kaygı yaratabiliyor. Tırnak bize. içerisinde. Bugün, evet. Tırnak içerisinde geçmişe yaşarsanız aklınızı kaybedersiniz. Ama şu anda yaşarsanız fırsatlara yakalarsınız. Bakın daha yarına geçmedik. Şu andayız. Fırsatlara yakalarsınız. Bakış açısı. Neye baktığınız değil onu nasıl yorumladığınız önemli. Bakışı önemli. Evet, evet arasındaki, arasındaki fark. fark. Ya. Kesinlikle. Bütün dersimi anlatmış olduğum bir hikaye var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen. Hikaye şu. Bir gün adamın birisi ağaçlı bir yol üzerine giderken etrafı ağaçlarla çevrildi. Çok güzel bir manzara olduğunu düşünün. Hayal edin. Kafanıza tasarruf edin lütfen. Karşıdan bir peder geliyor. Ve o diğer gelen kişi ağzı ve kulağı hoş olmayan sözler sarf ediyor. Karşıdan gelen pedere sesleniyor. Peder peder nereden geliyorsun? Peder de diyor ki evladım nereye gitmek istiyorsun? Ya peder hiç sorma diyor. O kadar kötü bir yerden geldim ki insanlar kötü. Kimse kimseyi sevmiyor. Havası da kötü. O kötü ortamdan uzaklaşmak daha güzel bir ortama gitmek istiyorum. O yüzden yerimi değiştiriyorum. Geldiğin taraftaki geldiğin yöndeki insanlar ve şehir nasıl bir yer? Onu bana anlatır mısın deyince evladım nasıl bir yerden geldiysen öyle bir yere gidiyorsun diyor. Ve tabii ki istemediği cevabı aldığı için hele de bir de bir din alimi kişiden pederden böyle bir bilgi alınca o olumsuz konuşan kişi pedere serdeşçe bulunaraktan olumsuz düşüncelerle ayrılıyor ve kızıyor. Peder yine bizim o yoldan devam ederken bu sefer aynı yoldan karşı taraftan başka birisi geliyor. Bu gelen kişi de hep olumlu şeylerle, olumsuz şeylerle arasında karşılaşıyor. İyi şeyler söylüyor, güzel şeyler söylüyor. Hem üzülüyor hem seviniyor. Bu sefer bizim peder soruyor. Diyor ki evladım neye sevinir neye üzülürsün? Diyor ki peder hiç sorma. Evet üzülüyorum diyor. Geri de o kadar birbirinden değerli ve kıymetli insanlar bıraktım ki herkes birbirini o kadar çok seviyor ki o kadar güzel bir ortama ve havası var ki o güzel yerden, o güzel insanlardan ayrıldığım için çok üzülüyorum diyor. Peki neye seviniyorsun deyince biliyorum ki ve eminim ki burası çok önemli. Biliyorum ki ve eminim ki gittiğim yerde de birbirinden değerli ve kıymetli insanlar olacak havası güzel olan bir şehre, bir memlekete, bir ortama, bir e, alana bir köye, bir kasabaya gideceğim diyor. Ve Pedarna diyor ki oğlum doğru yerdesin, doğru yere gidiyorsun. Buradan çıkartacağımız özet şu. Siz bulunduğunuz ortam itibariyle nerede olursanız olun sizin hayata bakış açınız ve hayatı yorumlamanız çok önemli. Gerisi hikaye. Ben başka bir şey bilmem. Dünyanın en güzel yerine gidiyor da olsak evet. biz e, olumsuz bir ruh halindeyse e kendimizi oraya taşıyoruz. Evet, Değişmeyecektir. Değişmeyecek. Ananın güzelliği çok da fark etmeyecektir. Ve bakış işte açısı kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bakış açımızı, düşüncemizi değiştirmemiz gerekiyor. Bizler hemen olumsuz tarafa bakarız. Yaşadığımız her ne olursa olsun, bu sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ne olursa olsun, olayın boş tarafını evet. görüyoruz daha çok. Evet, aslında olayın durumunda gördüğünüz gibi değerlendirirken duruma göre dolu, duruma göre boş tarafını değerlendirmek gerekiyor. Her iki tarafta bizim için geçerli. Her iki tarafta bizim için önemli. Şimdi yine derslerimize devam edecek olursak arkadaşlarımız ağırlıklı olarak devletin destek gibi ve teşviklerini kullanaraktan tabii ki bir sermaye koyacaklar. Hayallerini ortaya koyacaklar. Çünkü hayallerini ortaya koyduklarında velev ki o Hani hayaller, hedefler gerçekleşmediği zaman hüsrana uğrayacaklar. Bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Bir de buna maddi yönden de bedel ödediklerini bu çöküncü onlar için olabilir, çok büyük bir çöküncü stres daha da büyük e, aile travmalarına kadar gidiyor. E, birçok da örneklerini yaşıyoruz, duyuyoruz e, işimizden dolayı. Şimdi insanlara şunu söylüyorum, arkadaşlarımıza şunu söylüyorum ve ekran başına insanlara şunu söylüyorum. Diyorum ki tecrübe nedir? Sizden alayım cevabını. E, hayatımızda yaşadığımız her şeyin sonucu. Güzel. iyisiyle kötüsüyle. Evet. Ile. Çok özür diliyorum. Öncelikle sizden ve ekranları başındaki bütün izleyicilerimizden özür diliyorum. Tecrübe insanların yemiş olduğu, çok affedersiniz, kazıkların toplamıdır. Neden biliyor musunuz? Acı olmadan, bir zorluğu görmeden insanlarımız, şahsım da dahil buna biz tecrübe etmiyoruz. Hiç kusura bakmayın. Evet. Bunu olumlu yönden de iyi taraftan alıp da tecrübe edebiliriz. O ayrı. Onu tartışmıyoruz. Ama bizim en çok tecrübe ettiğimiz, en çok bir daha yapmayacağımız şey bize acı veren şeylerden aldığımız derslerden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tecrübe de bizim her noktada nerede olursak olalım bu eğitimde, aşkta, evlilikte, parasal boyutunda, işimizde, i̇şte, okulumuza, hepsinde arkadaşlıkta aslında o o kişilerden, yani o olaylardan yemiş olduğumuz acılardan ortaya çıkıyoruz. Ve biz toplum olarak çok acı bir şey söyleyeceğim. Acılarla besleniyoruz. İyilikten güzellikten beslenmenin yoluna dair de bilgiler evet. ipuçları evet. var mıdır kitapta? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ee, biz şunu söylüyoruz özellikle kitabımızda ve ben bütün eğitimlerimde söylüyorum ve bundan sonra ekranları başımıza, biz izleyen arkadaşlarımız için söylüyorum bu kanalımızda da her şeyin başı biliyoruz. Ve seslendirelim sağlık diyoruz. Aa, evet. Sağlık olmadan hiçbir şeyin önemi yok. Her şeyin başı sağlık diyoruz. Peki sağlığımız var. Sağlığımız yerine geldikten sonra içtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler aldığımız hava daha da güzelleşiyor. Peki sağlıktan sonra ne gelir? Huzur. Hı -hı. Ondan bahsediyoruz. Huzur üstüne gerekli bir kere yapmış olduğunuz işi sevmelisiniz. Ya da sevdiğiniz işi yapmalısınız. Şimdi çok farklı bir durum aslında burada. Ben özellikle e, işsizlik ve iş beğenmemezlikle alakalı, krizle alakalı e, çok fazla derine inmemek kaydıyla konum değil bu çünkü. E, kriz nedir diye sorduğumuzda ya da başarılı başarısız nedir diye sorduğumuzda bir sonuç ortaya çıkıyor netice itibariyle. Ha, bana sorarsanız başarı mı başarısızlık mı? Bir kere başarısızlık diye bir şey yoktur. Başarı, deneyim vardır. Deneyim vardır tecrübe vardır. Devam edersiniz. Bunun birçok örnekleri var. Günümüzde bilim adamlarından, günümüz teknolojisinde kullanılan elektronik cihazlara kadar. Ki birçok örneğini veriyoruz. Detaya inmeyeceğim. Sorduklarında diyor ki ben diyor başarısız olmadım. Onlar birer sonuçtu. Her birinden ders aldım. O şekilde yoluma devam ettim diyor. Kim? Edison. Edison. Ee, çok metot deniyor elektriği evet. bulana kadar evet. ama başarısız olduğu yani o istediği sonuca ulaşamadığı zamanları geriye dönüp, dönüp. değerlendirdiğinde evet. ne yaparsam ulaşamayacağımı öğrendim. Bunlardan çıkardığım dersler ders, ders beni evet. sonuca götürmüş. Ve oldum. netice itibariyle şu anda dünyamız aydınlattı. Durum bu. Gayet güzel. Evet. Bununla ilgili mesajları e, tamamını 4. Maymun Olma kitabında Ahmet Köknar'ın bulabilirsiniz diyelim. E, sohbetimizin bu bölümde yavaş yavaş sonuna gelirken e, evet. nerelerden edinebilirler ki? Evet internetten, e, internet adresleri var birçok e, oradan e, tedarik edebilirler. Hı hı. E, yani herhangi bir kitapçıya gittiklerinde de e, kitapçılardan temin edip sipariş verip e, kitapçılarımıza hı hı. E, bizden e, yayın evinden alabilirler. Onlar da oraya siparişi gönderiyorlar. Et ticaret hızla Evet artık girişiyor. günümüzde, 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 evet, günümüzde, evet, evet. Dolayısıyla eh, Ahmet eh, bu kitabı. Beni görmüştüm. de takip edebilirler. Bizler de kendilerini gönderebiliriz ve e, biz önümüzdeki haftadan itibaren başlamak üzere de e, bir nevi... Sanatçı değiliz ama sanatçılar gibi diyelim artık. Onların yeri çok farklı. Turneye çıkıyoruz, i̇şte kitap fuarlarına tutun, <laughs> e, kişisel gelişim seminerler ve seminerler sonrasında kitaplarımızın imzasına kadar. E, zaten arkadaşlarımız bizi izleyen arkadaşlarımız gerek ekran başına kanalımız ve genel sosyal medyadan takip ettiklerinde bizim nerede, ne zaman, hangi platformlarda, hangi eğitimleri, hangi seminerleri vereceğimizi, hangi salonlar, hangi saatte vereceğimizi gördüklerine emin olun. Mutlaka onlara yakın ve yakınlarına olan bir ilde, bir şehirde, bir platformda, bir organizasyonda bizi bulacaklardır. Birebir de gelip sizinle tanışma, seminerlerinize Onur duyarız. İç da evet. bulabilecekler diyelim. Son bir mesajla nokta koyalım. Teşekkür evet. ediyoruz verdiğiniz bilgileri. Ben teşekkür ederim. Ee, şunu söyleyelim. Ee, anlı yaşamakla alakalı dün geride kaldı, yarın ise Lütfen anı yaşayın, dolu dolu yaşayın. Başka bir şey gerek yok. Hayatın özü bu, evet. anda, kalmak. anda kalmak. Çok teşekkür ediyoruz ben bizi izlediğiniz için, bize değerli bilgiler verdiğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.